bahçe organizasyon için süslenecek, ikramlıklar hazırlanacak. Benim 10 tane bistroya ihtiyacım var. Otelden temin edebilir miyiz? Elbette. Harika. Ozan Bey. Ozan lütfen. Ozan, ben bir ikram menüsü oluşturdum. Hazırlayabilir misin? Tabii ki, tabii ki hallederim. Harika. Ben de yardım ederim kızım. Çok teşekkür ederim Ünal abicim. Ozan, Ünal abi de aşçı. Öyle mi? E süper, beraber girelim o zaman mutfağa. Ben de kokteylleri çözerim. Harika. Ben de sizlerleyim. Aşkım ama sen bir yumurta kırmayı bile beceremezsin. Sorun değil. Ben zaten tadımcıyım. Kırıcı değil. Tamam. O zaman yemek işi erkeklerde, organizasyon ve süsleme kadınlarda diyoruz. Evet, ihtiyaç listemiz burada. Bunları temin edip hemen işe koyulalım. Ezgi hayal ettiğimden 1000 kat daha güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sevindim beğenmene. Kızlar, size de çok teşekkür ederim. Ay ne demek, önemli değil. Elimizden geleni yaptık. Ayrıca bu gecenin mimarı benim sevgili kuzenim Ezgi. Yani tabii sen ne kadar teşekkür etsem az. Sadece yaptıkların için değil. Abimin hayatında olduğun için. Onunla buraya gelip annemi mutlu ettiğin için. Samimiyetin ve içtenliğin için. Ay Ezgi ya. Ay. İnşallah abimle hiç ayrılmazsınız ve çok mutlu olursunuz. Tamam, farkındayım. Yani şu an bana ne söyleseniz, ne yapsanız haklısınız. Kendimi üzmekte, başımı belaya sokmakta üstüme yok. Ama bu sefer çizgiyi fazla aştım. Yani sadece kendimi değil, sizi de üzdüm. Hele annemi. Bana benimle gurur duyduğunu söyledi. Yani gerçekleri öğrenince nasıl bir hayal kırıklığına uğrayacak, nasıl üzülecek kim bilir. Sevim teyzeyle Ebru'yu düşünemiyorum bile. Her şeyi mahvettim. Canım. Bu sadece senin suçun değil. Evet, hatta hiç senin suçun değil. Yani sen bir vaade kapıldın ve kontrolünü kaybettin. Daha doğrusu kontrolünü kaptırdın. Hem de kendinden başka kimseyi düşünmeyen bencil bir erkeğe. Deniz, Cansu bakın dışarıdan nasıl görünüyor biliyorum. Ama bu Özgür'ün aklına gelebilecek bir şey değildi. Nasıl düşünebilirdi? Allah aşkına son 24 saattir yaşadıklarımız kimin aklına gelir? Evet ama yalanın yalını getireceğini düşünebilirdi değil mi? Canım. Bak artık bu yalana bir son vermelisiniz. Olmaz böyle. Tabii eğer yalan gerçek olmadıysa. Yok hayır. Ezgi? Hayır. Bana sakın Özgür'e aşık olduğunu söyleme. Olmadın değil mi? Ben erkeğim bir kere yani. Öyle beynimle kolay kolay düşünemem ki. Ama ne yaptım? Kendimi kontrol etmeyi bildim. Niye? Sen bana aşık olma diye. Yok ya. Bana bak. İçin çok rahat etsin tamam mı? Asla ama asla senin gibi bir serseriye aşık olmam ben. O çirkin fantezilerini de kendine sakla. Hiçbirini benimle yaşayamayacaksın. Saçmalamayın. Allah aşkına. Ben size ne söyledim? Sadece Serdar'la ilgili taktik alabilmek için teklifini kabul ettim. Aramızda bir şey yok. Olması da mümkün değil. Kuzum senin daha fazla üzülmeni istemiyoruz. Ondan bunları konuşuyoruz seninle. Biliyorum ama içiniz rahat etsin. Ya gerçekten. İyi bakalım öyle diyorsa. O zaman biz gidelim otele. Kına için hazırlanıp hızlıca geri gelelim. Aynen. Tamam güzel güzel giyinin. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Canım. Hadi. Hızlıca geleceğiz. Aklınız bende kalmasın. Thank you.
Eskiciğim, müsait misin? Müsaitim. Oturalım canım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çiçekler çok güzel. Aa, rica ederim, rica ederim. Beğenmene sevindim. Ezgi'cim, sana çok teşekkür ederim. Oğlumla birlikte düğüne geldiğin için. Ne demek Sevim teyze? Asıl ben teşekkür ederim. Bana evinizi açtınız. Aileden biri gibi hissettirdiniz. Ezgi'cim, ben seni gördüğüm anda o kadar sevdim, o kadar sevdim ki... yani çok kanım kaynadı sana. Zamanla içinin de dışının kadar güzel olduğunu gördüm. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok sevdim. Ah kızım, o kadar dua ettim, o kadar dua ettim ki bugünleri görmek için. Şükürler olsun, sonunda dualarım kabul oldu. Biliyor musun, ben Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum. Senin gibi bir kızla birlikte olduğu için de çok mutluyum. İnşallah hiç ayrılmazsınız. Hep mutlu olursunuz. İnşallah. Ben sana küçük bir hediye aldım. Niye zahmet ettiniz? Umarım beğenirsin. Taktıkça da beni hatırlarsın canım. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Şöyle çekelim, tamam. Güzel kızım nazarlardan korusun. Hiç çıkartmayacağım. Teşekkür ederim. Hadi ben seni rahat bırakayım şimdi. Aşağıda görüşürüz, tamam. Tamam, görüşürüz. O da sende kalsın. Teşekkür olmuşuz. Sen de fena sayılmazsın. İşte yanına yakışalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir eksik var. Evet.
Yani böyle değil de el ele tutuşarak gitsek daha inandırıcı olur. Senin için de sakıncası yoksa. Yok, olur tabii yani. Madem bir oyuna girdik, hakkını verelim. Bu arada bileklik çok güzelmiş böyle. Mazhar boncuğu falan. İhtiyacım var tabii. Annen ne diyorsa? Aa, gerçekten mi? Anneme bak ya, ne ara çıkmış dolmuş. Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum dedi. Tabii canım, ben öyle herkesle tanıştırır mıyım annemi? Sen ikisin doğru. Gerçi beni de oyun için tanıştırdın. Yani ben de ilk sayılma. Yani, evet tabii de. Çok tatlı bir annem var. Bir de seni sevmeseydi öyle görseydim. Çok sevdi seni. Ben de sevilmeyecek kız değilim. Tabii canım, yani seni carlarken görmediğini düşünürsek. Ya kendimi tutuyorum ama hakkımı yeme. Farkındayım, yani çok farkındayım. Bunun için de, yani bu sabrın için de çok minnettarım sana. Neyse, bugün de atlatalım da. Aynen öyle. Başlasın o zaman. Başlasın. Birbirlerine. Çok, çok güzel görünüyorlar. Maşallah. Çok heyecanlıyım, çok. Ay Zehra Hanım, ben de öyle. Kraliçem, bu ne güzellik be. Çocuklar, güzel olan sizsiniz. Nevin Hanım, aynı şekilde siz de tabii ki. Ah, çok teşekkür ederim Özgürcüm ama siz o kadar güzelsiniz ki gerçekten. Eskicim, ne kadar güzelsin yavrum. Aa, çiçeğin de çok yakışmış. Bayıldım, bayıldım. Da çok yakışmış. Teşekkür ederim Selim teyzeciğim. Siz de çok şıksınız, çok zarifsiniz. Anneciğim, sen de öyle. Canım kızım benim. Ah güzelim benim. Diktim yavrum. Ben Ünal'ın yanına gideyim. Sonra görüşürüz, tamam mı? Prensesim de geldi. Ay melek kızım benim. Abicim. Damat değil. Ha, tatlı. Çok güzel. Çok. Tatlım, çok güzelsin. Ebru, peri kızı gibi olmuşsun. Ne kadar yakışmış gelinlik. Çok teşekkür ederim. Umarım hep bu kadar mutlu olursunuz. Tekrar tebrik ederim. İnşallah. Darısı sizin de başınıza. Ayakkabının altına en ilk senin adını yazdım. İnşallah. Ay çocuklar, bugün benden daha mutlusu yok herhalde. Keşke rahmetli babanız da yanımızda olsaydı da bu günleri görseydi. Ama ben biliyorum, o bir yerlerden görüyordur bizi. Bence de. Fotoğraf çekimi için aileyi de alalım. O zaman ben müsaadenizle annemlerin yanına gideyim. Hayır, olmaz. Sen de geleceksin bizimle. Bırakmam.
Bir garip hissediyorum. Ha geldiler. Yardım edeyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Şuradan gidelim. Hoş geldiniz tekrar. Masanızı göstereyim ben hemen. Şu. Güzel masa. Güzel olmuş. Canım nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Sen merak etme, biz senin yanındayız. Bu arada bakayım sana. Ay çok güzel görünüyorsun maşallah ya. Bu arada siz de öyle, elbiseler yıkılıyor. Nereden buldunuz iki arada? Ya sorma, gerçekten şansımıza çok güzel bir mağaza bulduk. Ama işte Levent'in kızına yakalanmasaydık iyiydi. Ne? Nasıl yakalandınız ya, ne alaka? Ya sorma ya. Levent buraya gelebilmek için kızına yalan söylemişti ya. Hı. Ha işte, kızının arkadaşının annesi biz birlikte görmüş. O da hop eski eşine yetiştirmiş. Kadın resmen yememiş, içmemiş, koşmuş gitmiş, yetiştirmiş. Yuh yani, yuh. Ya ne diyeyim? Ne yapayım yani? Biz olsak kızımız aman üzülmesin diye yalan söyleriz ya. Aynen öyle yaparız. Aynen. İyi de belki Levent bu bahaneyle ilişkinizi anlatır kızına ha? Hmm, olabilir. Ay ne bileyim, bilmiyorum ya. Ay, her şerde bir hayır vardır derler ya. Hayırlısı neyse olsun artık. Vardır değil mi? İnşallah bu gece o hayır beni de bulur. Bulur güzelim, bulur gel. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Hmm, çocuklar. Ne kadar şık bir düğün oluyor baksanıza. Her şey ne kadar kaliteli hazırlanmış. Ne kadar güzel değil mi Ünal'cığım? Evet, herkes son derece şık. Ama en şık ve güzel olan tabii ki bizim kızımız. Ünal abi çok teşekkür ederim. Hep çok zarifsin. Evet, evet. Ben de Ezgoş'u çok beğendim bugün. Yavrum, bilekliğin yeni mi? Evet, Sevim teyze almış. Çok güzel değil mi? Aa, Ünal duydun mu? Sevim Hanım kızımıza bileklik hediye etmiş. Ay ne kadar kibar, ne kadar zarif bir kadın bu böyle. Çok ince bir hareket. Çok, çok desene yani. Ezgi'yi çok beğenmiş demek ya. Tabii beğenecek hayatım. Başka kimi beğenecek ki? Bakın bir erkeği tanımanın en iyi yolu onun annesiyle olan ilişkisine bakmaktır. Özgür de annesi gibi kaliteli. Neyse çok şükür. Sonunda Ezgi'nin yanında ona yakışan birini görebildik. Ben bir Cansuların yanına gideyim. Yalnız kalmasınlar. Hadi git bakalım git. Her şey üstüme üstüme geliyor. Çok stresliyim. Şu düğün inşallah kazasız belasız hayırlısıyla sıkıntısız bir bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Ya saçmalama ya. Asıl sen bu kadar gergin olursan ya olay çıkmaması mümkün değil. Biraz sakin olur musun? Ya bir sakin kal, bir derin nefes al ya. Deniyorum Deniz'ciğim. Gerçekten çok yürekten bunu hem deniyorum hem istiyorum. Ama şartlar müsait değil. Bir taraftan aile baskısı, bir taraftan Serdar ya her an gelirse korkusu. Gerçekten büyük baskı altındayım. Böyle olmayacak. Bu ne? Seni sakinleştirecek. Kızım bana bak, dokunmasına ne verdim kıza? Evet evet bak, bana dokunur biliyorsun. Hayır hayatım, dokunmayacak. %100 doğal, merak etme. Yani ayrıca şu halimden daha kötü olmaz. Merak etme yani. Ayrıca şöyle düşününce hani panik yapıp bütün geceyi mahvedeceksin diye de çok korkuyorum. O yüzden lütfen sakin. Yapabilirim mümkün. Çünkü bende o potansiyel var. İçiyorum o zaman. Sakın alkolle falan almak yok, tamam mı? Yok yok. Ben zaten bu gece içmeyeyim mümkünse. Yok yani mümkünse içme. Gitti mi? Yuttum. Her şey için artık çok geç. Gözünüz üzerimde olsun. Hepinizin. Buradasın. Sen sakinleştirici mi aldın? Evet. Bana da versene bir tane yani. Şaka yapıyorum. Ne gerek vardı? Yani bence doğal yollardan sakinleşebilirdin denesen. Denedim. Olmadı. Üzerimdeki baskı çok büyük. Ama merak etme. Birazdan sakinleşeceğim. İnanıyorum. Ne? Ben yanındayım, merak etme. Tamam. Tamam. Sakın dibimden ayrılma. Şu an arkandayım da demek istediğimi anladın yani. Böyle baktığım anda seni bulayım. Gözüm görsün. Güçlü olmalıyız. Birlikte güçlüyüz. Bir garip hissediyorum. Ha geldiler. Yardım edeyim.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam. Şuradan gidelim. Hoş geldiniz tekrar. Masanızı göstereyim ben hemen. Şu. Güzel masa. Ah, güzel olmuş. Canım nasılsın, iyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. Sen merak etme, biz senin yanındayız. Bu arada bakayım sana. Ay çok güzel görünüyorsun maşallah ya. Bu arada siz de öyle, elbiseler yıkılıyor. Nereden buldunuz iki arada? Ya sorma, gerçekten şansımıza çok güzel bir mağaza bulduk. Ama işte Levent'in kızına yakalanmasaydık iyiydi. Ne? Nasıl yakalandınız ya, ne alaka? Ya sorma ya. Levent buraya gelebilmek için kızına yalan söylemişti ya. Hı? Ha işte, kızının arkadaşının annesi biz birlikte görmüş. O da hop eski eşine yetiştirmiş. Kadın resmen yememiş, içmemiş, koşmuş gitmiş, yetiştirmiş. Yuh yani, yuh. Ya ne diyeyim? Ne yapayım yani? Biz olsak kızımız aman üzülmesin diye yalan söyleriz ya. Aynen öyle yaparız. Aynen. İyi de belki Levent bu bahaneyle ilişkinizi anlatır kızına ha? Olabilir. Ay ne bileyim, bilmiyorum ya. Ay, her şerde bir hayır vardır derler ya. Hayırlısı neyse olsun artık. Vardır değil mi? İnşallah bu gece o hayır beni de bulur. Bulur güzelim, bulur gel. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Çocuklar. Ne kadar şık bir düğün oluyor. Baksanıza her şey ne kadar kaliteli hazırlanmış. Ne kadar güzel değil mi Ünal'cığım? Evet, herkes son derece şık. Ama en şık ve güzel olan tabii ki bizim kızımız. Ünal abi çok teşekkür ederim. Hep çok zarifsin. Evet, evet. Ben de Ezbaş'ı çok beğendim bugün. Yavrum, bilekliğin yeni mi? Evet, Sevim teyze almış. Çok güzel değil mi? Aa, Ünal duydun mu? Sevim Hanım kızımıza bileklik hediye etmiş. Ay ne kadar kibar, ne kadar zarif bir kadın bu böyle. Çok ince bir hareket. Çok, çok desene yani. Ezgi'yi çok beğenmiş demek ya. Tabii beğenecek hayatım. Başka kimi beğenecek ki? Bakın bir erkeği tanımanın en iyi yolu onun annesiyle olan ilişkisine bakmaktır. Özgür de annesi gibi kaliteli. Neyse çok şükür. Sonunda Ezgi'nin yanında ona yakışan birini görebildik. Ben bir Cansu'ların yanına gideyim. Yalnız kalmasınlar. Hadi git bakalım git. Her şey üstüme üstüme geliyor. Çok stresliyim. Şu düğün inşallah kazasız belasız hayırlısıyla sıkıntısız bir bitsin. Başka bir şey istemiyorum. Ya saçmalama ya. Asıl sen bu kadar gergin olursan ya olay çıkmaması mümkün değil. Biraz sakin olur musun? Ya bir sakin kal, bir derin nefes al ya. Deniyorum Deniz'ciğim. Gerçekten çok yürekten bunu hem deniyorum hem istiyorum. Ama şartlar müsait değil. Bir taraftan aile baskısı, bir taraftan Serdar ya her an gelirse korkusu. Gerçekten büyük baskı altındayım. Böyle olmayacak. Bu ne? Seni sakinleştirecek. Kızım bana bak, dokunmasına ne verdim kıza? Evet evet bak, bana dokunur biliyorsun. Hayır hayatım, dokunmayacak. %100 doğal, merak etme. Yani ayrıca şu halimden daha kötü olmaz. Merak etme yani. Eyvah. Ayrıca şöyle düşününce hani panik yapıp bütün geceyi mahvedeceksin diye de çok korkuyorum. O yüzden lütfen sakin. Yapabilirim, mümkün. Çünkü bende o potansiyel var. İçiyorum o zaman. Sakın alkolle falan almak yok, tamam mı? Yok yok. Ben zaten bu gece içmeyeyim mümkünse. Yok yani mümkünse içme. Gitti mi? Yuttum. Her şey için artık çok geç. Gözünüz üzerimde olsun. Hepinizin. Buradasın. Sen sakinleştirici mi aldın? Evet. Bana da versene bir tane. Şaka yapıyorum. Ne gerek vardı? Yani bence doğal yollardan sakinleşebilirdin denesen. Denedim. Olmadı. Üzerimdeki baskı çok büyük. Ama merak etme. Birazdan sakinleşeceğim. İnanıyorum. Ne? Ben yanındayım, merak etme. Tamam. Tamam. Sakın dibimden ayrılma. Şu an arkandayım da demek istediğimi anladın mı? Yani. Böyle baktığım anda seni bulayım. Gözüm görsün. Güçlü olmalıyız. Birlikte güçlüyüz. Bitmez şu...
Ay sen duygulandın mı? Yok. Hiç benden saklama, gözleri çipi çipil olmuş, anlarım. Duygulanma ya. Hala senin kardeşin. İstediğin zaman görürsün. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde. Prenses gibi olmuş benim kız. Sarısı özgürümün başında. Ay amin. İnşallah Ezgi'miz de en kısa zamanda böyle gelinlikler içinde olur. Yani inşallah, inşallah da yani şimdi gençlerin pek evlenmeye niyeti yok. Biraz baskı yapmak, o bittiye getirmek lazım. Yani diyorum ki, siz dünürlere çok iş düşüyor. Yani. Özgür'le Ezgi dansa kalksalar ya. Olur. Yani. Ben gidip onları kaldırayım. Hadi. Organizatör. İyi. Doktor Bey, siz ne zaman evleniyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Bu da bana taktı. Çifte kumrular, siz niye dans etmiyorsunuz? Ben ilk senle derim diye düşündüm, beklettim. Ay canım benim, şakacı. Hadi, hadi kalkın, hadi. Tamam ya, şarkı yapacağız. Gel tatlım, dans edelim. Herkes evlensin istiyor, çok azimli. Ama ya bu azmini Serdar buradayken sergileseydi? Hı? Ama yok, yani bence dans faslını aradan çıkaralım gelmeden. Hı? Mantıklı. Hayretler içerisindeyim gerçekten. Dans edebiliyorsun. Niye ben dans edemeyecek kadar beceriksiz mi duruyorum? Hayır yani, beceriksiz demeyelim de... Dans romantik bir eylem ya. Sen ve romantizmi bağdaştıramıyor beynim. Dans etmek romantik bir eylem mi sence? Evet, kesinlikle öyle. Çok romantik bir eylem. Sence öyle değil mi? Yani şu anki mecburi durumu saymazsak, bana göre ön hazırlık gibi bir şey. Bu mu yani? İğrençsin. İğrenç. Diyecek kelime bulamıyorum. İğrenç. Hadi iğrenç değilim, erkeğim. Ya sen ne zannediyorsun ki? Ben anlamıyorum gerçekten yani. Hangi erkek dans eder ki, ah ne kadar romantik, keşke sabaha kadar sürse eder ya. Hepsi bir an evvel bitse de bir sonraki aşamaya geçsek diye düşünür. Sana üzücü bir haberim var. Bence bir tek sen öyle düşünüyorsun. Tabii tabii, bir tek ben böyle düşünüyorum. Senin jinekolog asla böyle düşünmüyordur. Niye? O bay doğru çünkü, değil mi? Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, senin bay doğru gelemedi hala acaba? Allah muhafaza, başına bir şey gelmiş. Allah korusun, şomazdı. Bir şey diyeceğim, annenler bakıyor, bırak şimdi afra tafrayı. Beni öldürecekmiş gibi bakma, tamam mı? Hiç kusura bakma. Şu an sana başka türlü bakmam mümkün görünmüyor. Şöyle düşün, yardımcı olabilir. Hani yarından itibaren bu durumdan kurtulacağını. Bak çok güzel. Gerçekten bayıldım bu habere.
Allah'ım Allah'ım, ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Çok da iyi anlaşıyorlar benimle. Nevin, Sevim Hanım çok yakında böyle bizim kızı istemeye gelirse sakın şaşırma. İşi aceleye getirmeye başladı. Evet, evet. Biliyor musun? Özgür de Ezgi hakkında aynen öyle düşünüyor. Ne yalan var? Kemal nasıl sen? Olur mu? Senle röportaj yapan kızın da burada olması peki? Evet ya. Doktorun kardeşi çıktı. Öyleymiş. Allah'ın işi işte. Beni boş ver, sen de bir haller var asıl. Yok bir şey abi ya. Söyle oğlum, ne oldu, avukat kız mı? Ama bu sefer %100 haklı. Yani ona hiç söylememem gereken bir şey söyledim. Bana sürekli ters davranıyor ya. Hayır ya, harbiden söyledim mi öyle bir şey? Ne söyledin mi? Söyle. Yani... bana neden böyle davrandığını biliyorum tarzında böyle bir... ne gerek var lan böyle şey? Tam olarak böyle bir şey söyledim bu arada. Şimdi bütün gün beni kıstıracak burada ne demek istedin diye. Ne yapacağım ben? Yani ne yapacağını bilmiyorum da... ne yapmayacağını biliyorum diyebilirim. Bir fikrim var yani. Bence bugün onunla baş başa hiç kalma yani. Haklısın. Evet. Bir şey diyeceğim. Hatta genel olarak bence baş başa kalma diyebilirim. Neyse ben bir ben bana... Evet, evet. Tamam. Tamam, ben haber verdim. Tamam, görüşürüz. Selam. Selam. Sevgilin bir yerlerden çıkıp üzerime saldırmaz değil mi? Bakacağız artık ona, her an her şey olabilir. Bizler de... O manyak sevgilim değildi benim. Sadece öyle bir kere görüştüm. Sonra da görüşmeyi reddettiğim biriydi. Siz kadınlar bir reddedilince deliriyorsunuz ya, onlardan biriydi herhalde. Tamam da bu açıklamayı bana o gün yapsaydın ben de o kadar delirmezdim herhalde. Güzel aldın ama intikamını. Tebrik ederim. Sen de güzel hak ettin ama. Vay yanlış. Tercihlerim beni ilgilendirir. Evli aşka inanmam falan. Güzel. Güzel cümleler yani. Tamam, biraz acımasız olduğumu kabul ediyorum. Ama yani aralarda doğruları da yazmışım. Yani senin ben aşka ve evliliğe inandığını hiç sanmıyorum. De işte bunu annemin bilmesine gerek yoktu. Annen evlenmen için baskı mı yapmaya başladı yoksa? Ben de yarattığın tarihi bir hata yerde, biliyor musun? Yazık sana. Özgür. Annem. Merhaba. Merhabalar. Ben de seni arıyordum çocuğum. Misafirler seni merak ediyor da. Ben de seni arıyordum aslında anneciğim. Geleceğim ya, herkesle ilgileneceğim, merak etme. Geleceğim, tamam. Herkesi. Tamam canım, tamam. Anneni görünce sende yarattığı tahribatı çok iyi anladım. Özrün kabul edildi ama. Bir dakika ya, nasıl yani? Şimdi özür dileyen ben mi oldum? Ya, tam olarak da gönlümü almış sayılmazsın tabii. Bak sen, yani tam olarak nasıl gönlünü almamı istersin? Ezgi, bu şarkıyı çok severim. Dans etmek ister misin? İsterdim ama gerçekten çok yorgun hissediyorum. Sonra edelim mi? Tamam, nasıl istersen. Biliyor musun? Birden enerjim bir yerine geldi. Hadi dans edelim. Nasıl? Şimdi? Evet. Hadi hadi. Durduğumuz kabahat. Tabii ki.
Dans edelim biz de işim. Olur. Bunlar ne yapıyor ya? Ortam gerilecek. Bence siz de kalkın. Ay evet. Aşkım kalkalım. Bir şey olursa müdahale ederiz. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Biz de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dinliyorum. Bazı kadınlar da böyle derken ne demek istedim? Ben orada aslında... Ozan'cığım tatlım. Dans ederiz demiştik. Sonra öyle konuşmuştuk. Evet. Evet değil mi? Söz verdim. Değil mi? Sonra konuşsak olur mu? Yalnız ayağım çok ağrıyor. Basarsan da sağa bas, tamam? Çalıştım, çalıştım. Sen gel. Tamam. Ya hızlı çıktı falan. Allah Allah. Arkadaşıdır. Ne olacak? Ne arkadaşı? Hani Özgür dururken. Özgür de başka biriyle dans ediyor. Ayol bunlar birbirlerine nispet mi yapıyorlar yoksa çok mu rahat davranıyor? Ben sana diyeyim şekerim. Bunlar yakında ayrılır. Kesin ayrılır bunlar. Çünkü bunlarda ciddiyet yok. Yani ciddiyet olsa bu şekilde davranmazlar bunlar yani. Tamam Fitnat, tamam. Anlıyorum, görüyorum zaten. Nevin. Ya Ezgi başka bir adamla dans ediyor. Görüyorum canım, görüyorum. Özgür de başkasıyla dans ediyor. Aralarında bir problem yoktur değil mi? Kavga etmemişlerdir. Yok canım, Allah korusun deme öyle. Stres oldum vallahi. Biraz eş değiştirsek mi? Hı? Tabii olur. Nesat. Oh. Sen yine de benim dediğimi bir düşün bak. Yaramaz şey. Ne yapıyorsun bakayım sen? Dansa kalkılır mı? Dansa kalkılmaz ama başka kızlarla flört edilir. Ne alakası var? Yazık ya. Vallahi üzülüyorum. Bu senin bağ kurma problemin her alana sirayet etmiş. Ne alakası var? Kuramıyor da. Dans etmekle konuşup gülüşmek bir mi? Bir tabii. Aslında bunu en iyi sen bilirsin. İkisi de ön hazırlık. Bir saniye, bir saniye sen. Kıskandın beni. Ne kıskanacağım seni ya? Aa! Ayrıca hatırlatırım. Serdar'ın kollarından birini çekip alan sensin. Sakın sen beni kıskanmış olmayasın. Kıskanmak seni. Hı hı. Seni. Evet. Ben o jinekolog arkadaşın kollarından sen annemler yanlış fikirlere kapılmasın diye kurtardım. Ben varken ona dans ediyor olmam hoş mu? Sence hoş görünüyor mu? Ha? Peki ben varken senin başka kızlarla flört etmen hoş görünüyor mu? Hı? Hoş görünüyor mu? Bir gece daha sabredebilirsen. Zor olacak ama sabredeceğiz. Buluşuruz. Oğlum. Biraz konuşabilir miyiz? Annem, tabii ki. Yavrum gitmeden önce seninle yüz yüze konuşmak istedim. Ya dur kalbimi indireceksin. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Otur şuraya. Hiçbir sorun yok çocuğum. Hiçbir sorun yok. Her şey o kadar güzel, o kadar olmasını hayal ettiğim gibi ki yavrum. Ay çok mutluyum. Ezgi de ailesi de tam gönlüme göre yavrum. Yani seninle gurur duyuyorum. O kadar iyi bir seçim yapmışsın ki. Yavrum. Anne. Güzel kızım. Ay çok özledim seni. Gel şöyle anne kız baş başa oturup konuşalım azıcık. Hiç zamanımız olmadı. Gel. Güzelim benim. Yavrum. Ben bu Özgür'e de ailesine de bayıldım.
Ah Ezgi'cim, yani sen bana böyle hayallerimin üzerinde bir mutluluk yaşatıyorsun. Ah güzel kızım, ben seni ne kadar övünsem, ne kadar gurur duysam az. Tatlım benim, oh akıllı kızım benim. Akıllı boncuğum. Bence Ezgi senin için kesinlikle doğru insan. Bak bunu bütün kalbimle hissediyorum. Ama anne bunun adı şu an peşin hükümlülük bence. Yani bu kadar hızlı karar verilmez. Dur bir önce bir tanıyalım birbirimizi mi Ezgi'yle, bir ilişkimiz bir pekişsin, böyle bir olgunlaşsın. Böyle aceleyle olmaz ki. Ay söyle bana, ben ne zaman yanıldım? Söyle ne zaman yanıldım? Üniversitede gittin, o garip uzun saçlı çocukla çıktın. Ben ne dedim sana? Bu çocuk dedim seni kullanıyor dedim. Yanıldım mı? Yanılmadım. Sonra gittin o şekilsizle flört ettin. Ben ne dedim? Bak bu çocuk hırsız dedim. Yanıldın mı? Yanılmadım. Tamam anneciğim, tamam. Yani bu kadar çok örnek vermeye gerek yok. Sen hiç yanılmadın, yanılmazsın. Yavrum sen benim yanıldığımı hiç gördün mü ha? Hiç gördün mü? Anneler hisseder. Biliyorum yani, Allah için yanıldığını görmedim. Evet yani hissiyatların hep, tahminlerin hep doğru olur. Çıkar yani hep. Ama yani yine de bir aceleyle şimdi şey yapmayalım yani. Bir görelim değil mi anne? Ne oluyor, ne bitiyor? Evlilik çok ciddi bir müessese. Sen benden daha iyi biliyorsun anne bunu. Yavrum bak ben babanla üç kez görüştüm, sonra da evlendik. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Yani adamcağız rahmetli olmasaydı biz hala çok mutlu evliliğimizi sürdürüyor olacaktık. Yani 10 yıl birbirini tanıyıp anlaşıp 3 günde ayrılan çift çok. Yavrum ben anlıyorum seni. Sen yine yanlış bir seçim yapıp hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsun. Haklısın da ama inan bana sen annene güven yavrum, bak bu sefer farklı. Anneler hisseder. Bu Özgür senin için doğru erkek. Evet. Hem biz de Ünal abinle 2 ay içinde evlendik. Bak mis gibi 10 yıldır evliyiz işte. Bak aslında söylememem lazım ama söyleyeceğim. Şimdi Sevim Hanım oğluyla seni istemesiyle ilgili konuşacak. Yani aslında tam olarak şu anda konuşuyor. Ne? Annem ya ne istemesi ya? Saçmalama gözünü seveyim, bir dur ya. Oğlum güzel yavrum, hemen evlenin demiyorum. Bir adı konulsun ya. Yani işin bir ciddiyeti olsun, o kadar yani. Anneciğim, heyecanınızı anlıyorum. Ama biz Özgür'le daha yeni tanıştık. Daha birbirimize karşı tam olarak ne hissettiğimizi bile bilmiyoruz. Ay kızım bunda bilmeyecek ne var? Allah aşkına. Yahu siz birbirinize aşıksınız. Hem de deli gibi aşıksınız. Bunu görmemek için de salak olmak gerek yani. Bak sizin birbirinize aşık olduğunuz çok belli. E çok da iyi anlaşıyorsunuz. Bence uzatmayın bu iş, ne var ki? Ay ben ailesiyle de konuştum. Onlar da çok mutlular. Çok çok çok. O zaman ne yapalım? Hemen valizleri toplayıp çıkalım. Hemen kaçalım mı diyorsun? Yani fazlasıyla gerilmedik mi? Evet ama iyi idare ettik bence. Bence de. İyi ekip olduk. Ritüel oldu artık bence.
Ezgi iyi misin? Evet. Annenin yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum vedalaşırken. Kadıncağız kesin manyak olduğumu düşünüyor. Keşke o kadar abartmasaydık. Hele o çocuk meselesi. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğradı. Evet de işte sen annemi hiç tanımıyorsun ancak bu dozda bir şey ona geri adım attırabilirdi. O yüzden hani olması gerekiyordu. İnşallah doğru yaptık. Cemal abi ağrı değil değil mi? Değil, değil. Teşekkür ederiz. Ne demek? Cemal abim çok iyi bak kendine. Sağ ol, sağ ol. Annem biz gidiyoruz. Oh, güle güle git. Dikkat et. Tamam annem. Konuşuruz telefonda. Tamam, tamam merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. Dikkat et. Tamam ki takacağım kemeri falan. Tamam şey yap. Artık sevgilim olmaktan kurtuldunuz Ezgi Hanım. Siz de öyle Özgür Bey. Bakarsan pencere.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.